Mutlu günler değerli izleyenler. Hoş geldiniz beIN Spor stüdyolarına. 9 Mart Çarşamba günündeyiz. Her zaman olduğu gibi Uğur Meleke ile birlikteyiz ve sizleri sevgiyle, saygıyla selamlayarak başlıyoruz. Bugünkü programımıza da Uğur Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Her şey yolunda. Harika. Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Değerli izleyenler, takdir edersiniz ki, tahmin edersiniz ki bugünkü ilk haberimiz dün açıklanan hakemler listesiyle alakalı. Direkt oradan başlayacağız. Çünkü dünden beri gerek Uğur Meleke, gerek ben ya da gerek diğer paydaşları konunun mevzuyu anlamaya çalıştı. Niye hakemler, bazı hakemler, tecrübeli hakemler sistem dışında kaldı? Niye hakem sayısı azaltıldı? Buna bir cevap aramaya çalışacağız. Herkes fikrini ortaya koymaya çalışacak. Eğer sizin de fikriniz varsa konu, çünkü bir... Nasıl diyelim, yayına girmeden önce Uğur Meleke ile şöyle konuştuk. Bir ortada şey var, bir önerme var. Bundan sonra bu liste. Ha, liste de tabii şöyle söyleyeyim. Bilmiyorum, Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesine girdiniz mi? Ben biraz yazdım çizdim üstüne de. Yani böyle bir Word dosyasına table açılmış. Hani bilenler anlayacaktır. Oradan tık tık alt alta sıralanmış ve yetmediği yerde de ikinci sayfaya geçilmiş. Hani ne bileyim, daha böyle önemli bir karar alınırken daha ciddi demeyeyim de daha düzenli bir şey yapılabilir miydi acaba? Sen şu kendi notlarını göstersene. Getirmedim ama düşünmedim. Daha iyi anlayacaktır yani İzleyiciler. Biz maç notu sen tutarken... Sen Microsoft'tan daha güzel tablo çiziyorsun. Yani anlamak için, baktığında anlamak için, hızlı bir şekilde ne yazdığını anlamak için, hatırlamak için bu tip şeyler yapması lazım insanın kendisine. Neyse, yani özensiz de bir tablo olmuş, açıklama olmuş doğrusunu söylemek gerekirse. Bir şeye varmaya çalışacağız. Bir fikir ortaya koymaya çalışacağız. Çünkü bir açıklama yok. Oradan doğru. Bir şeyler almaya çalışacağız. Buradan bir şeyler almaya çalışacağız. Taraflardan yine Deniz Çoban birazdan eski hakemlerden ve bizim trio programımızdan. Deniz Hoca yine bizlerle birlikte olacak. Uğur Bey, şeyle başlayalım. Fanatik Gazetesi'nin bir sayfası var. Deniz Hoca'nın, Deniz Çoban'ın yazısının başlığını Merkez Hakem Kurulu'ndan tarihi operasyon diye aktarmış. Ama birazdan zaten Deniz Hoca'ya şey yapacağımız için... Siz söyleyin, bağlantı yapacağımız için şu aşağıda ne dediler kısmı var. En azından bir done oluşturması anlamında oradan başlıyorum. Galatasaray yöneticisi Nihat Kırmızı, zamanlama erkene alındı. Bizim canımız bu sezon hakemlerden dolayı çok yandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu konu üzerinde uzun süredir devam eden bir çalışması vardı. Alttan gelen hakemlerle ilgili önemli çalışmalar yapılıyordu. Bir danışmanla anlaşılmıştı. O danışman da tüm maçları inceleyip rapor hazırlamıştı. Bize bu konularla ilgili sunum yapıldı. Bizim ve tüm kulüplerin görüşleri alındı. Sürpriz değil ama zamanlaması biraz erkene alındı sanırım. Türk futboluna adalet gelecekse biz her türlü desteğe hazırız. Sivasspor, Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz. Doğru karar verildi diyor. Onlarla ilgili acı tatlı anılarımız oldu. Uzun süreli hakemlerimizdi. Ancak şu an ben diyorum ki, kulüp başkanları da değişiyor, hakemlerin de değişmesi, genç hakemlerin öne çıkmasını faydalı görüyorum. Kulüp başkanları değişiyor mu? Hele de bunu söyleyen Mecnun Otyakmaz. Peki, devam ediyorum. 130 yıldır falan yapıyor Sivasspor başkanlığı. Genç hakemlerin öne çıkmasını faydalı görüyorum. Tabii ki içimde bir burukluk oldu. Sonuç itibariyle genç hakemlerin şans bulacak olmasını doğru buluyorum. Bir Zorbay Küçük örneği yaşadık ki. Neyse, devam edelim. Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, benim hiçbir zaman hakemlerle ilgili bir değişim talebim olmadı. 11 yıldır hiçbir hakemle sorun da yaşamadım. Sürekli hakem konuşanlar kendi başarısızlıklarını örtmeye çalışanlar, yönetim başarısızlıkları, transfer başarısızlıkları olanlar hakemlere suçu yüklemeye alıştı hep. Sadece hakemler değil tabii, herkese suçu yüklemeye çalışıyor. Sayın Başkan Hasan Çavuşoğlu'nun söylediği, iddia ettiği isimler. Bence en azından Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık gibi isimler devam etmeliydi. Futbol hatalar oyunu, hakemler de her zaman hata yapacaklar. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, saygı duyuyoruz diyor federasyonun aldığı karara. Değişim yapmak istemişler ve yaptılar. Hayırlı olsun sonuçları. Umarım güzel olur. Ve son olarak Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran, hayırlı olsun demiş ama bu hayırlı başlığa çıkarılan hayırlı olsun cümlesinin yanına bir ünlem işareti konmuş. Federasyonun aldığı karara saygı duyuyoruz. İyi kötü günler oldu. Sonuçta bir değişim gerekli miydi? Bunun kararını Futbol Federasyonu verdi. Türk futbolu adına, bizler adına hayırlı uğurlu olsun. O zaman bu cümleleri okuduktan sonra yukarıdaki ünlem işaretinin çok da onaylanmadığı, böyle bir kararı onaylamadığını acaba Tahir Bey'in, Tahir Kral'ın diye öyle anlamadım. Yorumlamak lazım. Yok, ben öyle anlamadım. Peki, o zaman yorumlamayalım. Evet. Şimdi ben onaylamış gibi Hürriyet gazetesi
Olumlu karşılamış gibi hissettim. Geç kalındı bile diye mi acaba o ünlem işareti konmuş oraya? Yo, ünlem biliyorsun farklı anlamlar ifade ediyor olabilir. Yani hayırlı olsun bir şimdi temenni bravo. İfadesi olarak da sonunda pozitif ünlem konmuş anlam içeren bir temenni cümlesidir. Bunun arkasına ünlem işareti koyuyorsun, anlam değişiyor. Ya kinaye yapıyor. Kaide bu yönde değildir Murat Bey. Değişeceği garantisi yok. Sizinle tartışmayacağım. Hürriyet gazetesine gidiyoruz değerli izleyenler. Futbola hakem bombası düştü. Merkez Hakem Kurulu Süper Lig hakem kadrosunu güncelledi. 13 isim taca çıktı. Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'a artık maç yok. Türk hakemliğinin yeniden yapılanma çalışmalarının birinci etabının tamamlandığını duyuran Merkez Hakem Kurulu Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdülkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Aslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kağan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya'yı listeden çıkardı. Şimdi listeyi Merkez Hakem Kurulu hazırladı. Türkiye Futbol Federasyonu oy birliğiyle ipi çekti diye bir başlık var. İşte futbol dünyasını sarsan olayın adım adım perde arkası. Neler yaşandı? Aralarında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Hüseyin Göçek gibi çok isimlerin bulunduğu 13 hakemin görevden el çektirilmesi Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olarak değerlendiriliyor. Peki bu karar nasıl alındı? Birinci bölüm, kulüpler bu isimleri istemedi. Türkiye Futbol Federasyonu uzun zamandan bu yana kulüplerin baskısı altındaydı. Kulüpler bazı hakemlere görev verilmemesini talep ediyor. Hatta kapalı kapılar ardında bu hakemlerin isimlerini bile veriyorlardı. Bir önceki Merkez Hakem Kurulu Komitesi Başkanı Serdar Tatlı'ya bu öneri getirildi ve bazı hakemlere görev vermemesi istendi. Serdar Tatlı bunu kabul etmedi ve istifa etti. İkinci bölüm. Türkiye Futbol Federasyonu oy birliğiyle kabul etti. Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu göreve başladıktan sonra hakemler için klasman belirleme kriterlerini değiştirdi. Böylelikle sezon içinde de hakem performanslarını değerlendirmenin yolu açıldı. Yaklaşık 1,5-2 ay önce klasman için çalışmalar başladı. Önceki gün Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na Merkez Hakem Kurulu'nun yeni listesi sunuldu. Bu liste yönetim kurulu tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Üçüncü bölüm. Telefon dinleme oldu mu? Burada işler değişiyor galiba biraz. Olmadı diyor ama cevap olarak. Hayır, bu sorunun sorulması bile... İddia var. Ya, evet. Öyle bir şey konuşuldu. Türkiye Futbol Federasyonu kaynakları bu operasyonun bir yenilenme ve gençleştirme operasyonu olduğunu ifade etti. Peki soru, bu hakemlerle ilgili bir belge, bilgi var mı? Kaynak, Türkiye Futbol Federasyonu kaynağı. Hayır, bu sadece teknik bir değerlendirme. Soru, bir daha soralım, telefon kayıtları izleme gibi... Bir belge bilgi var mı? Kaynak, hayır asla. Merkez Hakem Kurulu bize önerisini getirdi. Oy birliğiyle yönetim listeyi onayladı. Peki niye sezon sonu değil? Şaibe mi var? Sorusunu gündeme getiren gelişme operasyonun zamanlaması. Merkez Hakem Kurulu bu kararı neden sezon sonu almadı? Neden ligin bitimine 10 hafta kala bu karar alındı? Bu hakemlerin kalan 10 haftada maç yönetmesinde bir sakınca mı var? Öyle ya, sezon sonunda bu karar alınsa etkisi bu kadar büyük olmayacaktı. Merkez Hakem Kurulu bu operasyon ile kalan hakemlere de gözdağı mı verdi? Bu soruların cevapları var mı? Bu soruların cevapları yok. Herkes el yordamıyla bir akla düşen bu soruları bir şekilde kendince mantık çerçevesinde değerlendirmeye çalışıyor. Uğur Bey, size sözü vermeden Deniz Hoca'ya, Deniz Çoban'a da bir günaydın diyelim. Eski bir hakem olarak, camianın içinden bir insan olarak, camiayı çok iyi tanıyan bir insan olarak Deniz Çoban'ın da izlenimlerini alalım. Hocam günaydın. Günaydın, kolay gelsin bu yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza, teşekkür ederiz. Ne diyorsunuz hocam, nereye baksak, kafamızı nereye çevirsek? Mesela Hürriyet gazetesi Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu demiş. Keza sizin de değerlendirmeniz benzer bir şekilde. Hani zamanlaması zaten herkes aynı soruyu soruyor. Siz ne düşünüyorsunuz diye genel bir soru sorayım. Ben bir defa bu yapılan uygulamanın bir izahı olmadığını düşünüyorum. Eğer bir izahı olsaydı ilgililerden, özellikle Merkez Hakem Kurulu Başkanı'ndan şu maksatla, şu kriterlerle bu liste oluşturmuştur diye bir açıklama duyardık. Böyle bir açıklama duymadık. Ben dün federasyon yöneticileriyle konuştum. Ben dün görevden ayrılan, görevden el çektirilen hakemlerle konuştum. Görevden el çektirilmeyen hakem ve gözlemcilerle konuştum. Bu işte daha önceden iştigal etmiş insanlarla bir değerlendirme yaptık. Bu listenin hangi kriterlerle oluşturulabileceği konusunda ortak bir noktaya varamadık. Hani diyelim ki performans.
performansı yüksek olanlar da var, düşük olanlar da var. Ve performansı değerlendirmek için de 10 haftanın sonunda yapılabilecek daha geniş kapsamlı değerlendirmeler var. Çok uzun süre konuşulan baba-oğul ilişkisi mi acaba dedik. Türk futbolunun enerjisini gereksiz yere harcayan bence bir konudur ama işte Cüneyt Çakır, Abdülkadir Bitigen, Bahattin Şimşek, Hakan Ceylan gibi isimler acaba baba-oğul ilişkisiyle mi gittiler diye düşündük. Ama Kürşat Filiz, Çağdaş Altay, Abdullah Buğra, Taşkın Soy gibi baba-oğul ilişkisi de olan ve halen yoluna devam eden hakemler var. Uzun süreli bir çalışmanın sonucuysa bu ve bu hakemlerle yollar ayrılmaya karar verildiyse kararın açıklandığı saatten şöyle 13-14 saat önce Hüseyin Göçek maç yönetti. Suat Aslanboğa maç yönetti. 48 saat kadar önce Cüneyt Çakır maç yönetti. Abdülkadir Bitigen şu anda bugün oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında Halil Umut Meler'in ekibinde. Diğer taraftan Cüneyt Çakır henüz basın açıklanmamıştı ama sonucu da ne olur bilmiyorum. Tahminim önümüzdeki günlerde ya bir Avrupa Ligi ya da bir Şampiyonlar Ligi maçı yönetecekti. Tebligatını almıştı, ekibi yapılmıştı, ekibi UEFA'ya bildirilmişti. Şimdi bu tarihlerde siz böyle bir operasyon yapacaksanız ve bunun altyapısını oluşturmuşsanız Cüneyt Çakır'a gelen görevi Futbol Federasyonu ya da Merkez Hakem Kurulu olarak onaylar mısınız? Çünkü maç isme gelir, ekibi, varı, avarı, dördüncü hakemi, yardımcı hakemi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından teklif edilir UEFA'ya. Hatta orada da bir dördüncü hakem değişikliği de oldu. İlk dördüncü hakem Alper Ulusoy'du, sonra Yaşar Kemal Uğurlu'yla değişti. Bütün bu süreçleri arka arkaya koyduğunuz zaman herkesin hakim olduğu, herkesin bildiği, daha önceden planlanmış bir plan dahilinde yürütülmüş bir çalışma olmadığı ve alelacele hayata geçirildiğini anlıyorum ben. Kulüp başkanlarıyla da görüşme şansım oldu. Gazetemizden de görüşenler olmuş. Kulüp başkanlarından bunu çok yerinde buluyoruz. Böyle bir çalışma vardı diyenler de var. Bununla telefon bağlantımız mı düştü arkadaşlar? Peki. Deniz Hoca'yı görevden aldılar. Yok. Listeden çıkardılar. Tekrar bir arayın hocayı tam kaldığı yerden. Çünkü Süper Lig başkanlarına, kulüp başkanlarına da soruldu. Kimisi böyle bir beklenti, talep vardı derken kimisi böyle bir beklenti, talep yok diyordu. O noktadan Deniz Hoca'yla devam edelim. Şu ana kadar Deniz Çoban'ın söylediklerinden benim çıkarımım şu. Hiçbir yerel ya da global. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi her neyse hiçbir sistem dikkate alınmadan pat diye yapılmış bir hamle gibi görünüyor. Az önce kimin Galatasaraylı yöneticiydi galiba ismini özür dilerim Fanatik Gazetesi'nden hemen şuradan müsaadenizle bulayım ve tekrar yapayım. Onun sözlerinden Nihat Kırmızı. Alıntı. Ha Nihat Bey, Nihat Kırmızı. Böyle bir plan vardı ama zamanlaması erken alındı. Hürriyet Gazetesi'nin sorduğu son soruda neden şimdi? Şimdi ya. Yaptığın için sezonun bitmesine 10 hafta kala böyle bir şey yaptığı için bir şaibe bu adamlar bu hakemlerin maç yönetmesinde bir sıkıntı mı var sorusu geliyor akla. Şimdi bundan yaklaşık İnsanlar 2 ay önce gazetelerde birçok gazetede haber oldu. Hürriyet'te de haber oldu benim gazetemde. 9 hakemlik bir liste kulüpler MHK'ye verdi. Kulüpler bu 9 hakemi istemiyor diyor. Onların içinde gerçekten de Cüneyt Çakır gibi, Fırat Aydınus gibi ikonik hakemlerin de ismi vardı. Biz hani inanamamıştık. Değildir demiştik. Gerçek çıktı. Benim yorumum o. O gün Serdar Tatlı'ydı MHK Başkanı. O operasyonu unutmayın, yapmamıştı. Sözünüzü bugün lütfen. Yapıldığı gibi görünüyor. Deniz Hoca'ya ulaşamıyoruz. Hocam bizi seyrediyorsunuz. Telefonun şarjı bittiyse bekliyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok özür dilerim. Buyurun. Şimdi o zaman 9 hakemlik bir liste gazetelerde haberlere yansımıştı. O zaman bu operasyon yapılmamıştı Serdar Tatlı döneminde. Şimdi o listedeki isimler de hemen hemen tuttuğuna göre şu anda 13 hakeme çıkmış o liste. O yüzden ister istemez normal bir spor sever olarak, haberleri takip eden bir Türk futbol sever olarak benim anladığım o zamanki haberlerin gerçeklik payı varmış, inanamamıştık. Hani kulüplerin MHK'den böyle bir talebi var. Bu hakemlerin maç yönetmesini istemiyor şeklinde inanamamıştık. Şu an tabii isterseniz onu düşündürüyor. Doğru. Ya demek ki gerçekten böyle bir liste varmış. Liste hatta biraz daha genişlemiş ve şu anda operasyon yapıldı. Ama tabii ki bir numaralı soru, herkesin de sorduğu soru, kimsenin cevabını anlamadığı soru. 10 hafta daha beklenemez miydi?
10 hafta bu hakemlere görev vermezsin ya da az görev verirsin. 10 hafta sonunda da bunu sezon sonunda yaparsın yeni klasman açıklamasını. Bu kadar da reaksiyon oluşmazdı. Bu kadar büyük bir hadise gibi algılanmazdı tabii ki. Deniz Hoca tekrar bizimle tabii. birlikte. Hocam hoş geldiniz. Tam kaldığınız yerden buyurun devam edin isterseniz. Nerede kaldık yani? Hocam diyordunuz ki kulüp yöneticilerinin de açıklamaları var. Kimisi evet böyle bir çalışma vardı bekleniyordu derken kimisi böyle bir şey beklenmiyordu vesaire. Tam o noktada kalmışsınız buyurun. Evet konuştuğum Merkez Hakem Kurulu üyeleri oldu. Böyle bir çalışmadan haberleri olmadıklarını bizim gibi onların da bunu basından duyduklarını söylediler, ifade ettiler. Aynı şeyi söyleyen Federasyon Yönetim Kurulu üyeleri oldu bana. Yani ben düşünüldüğü kadar çok geniş kapsamlı, herkesin hakim olduğu bildiği ve planlanarak yapılan bir çalışma olmadığı fikrine varıyorum buradan. Yani ben şuna ihtimal vermiyorum. Ben 3-4 tane Merkez Hakem Kurulu üyesiyle konuşuyorum ama bana samimi davranmıyorlar. Yönetim kurulu üyeleriyle konuşuyorum ama bana samimi davranmıyorlar diye düşünmüyorum ben. Samimi davranıyorlar gerçekten belli bir gizlilik içerisinde yürütülmüş ve aniden hayata geçirilmiş bir şey gibi duruyor. Bundan sonrası ne olur? Bundan sonra soracaktım hocam. Şunu evet. da unutmayın. Kalan hakemlerle bitirebilecek miyiz sezonu? Evet. Bundan sonra ne olur? Ne zaman ki kulüpler hakem camiası üzerinde söz sahibi olmaya çalıştılar. İşte çalışma grupları, bu ligin sahibi biziz, kararları biz alırız gibi. Şunu kabul edelim. Kulüpler gerçekten kendi başarıları için çalışıyorlar. Bu doğru kabul edilebilir. Ama başarıya giderken de yaşanabilecek olumsuzlukları etik ya da değil yollardan önlerinden kaldırmak istiyorlar. Ne zaman ki kulüpler bu işin içine bu kadar girmeye başladı, zaten o zaman hakemlerin dengesi bozuldu. Hakemler sahadaki performansları, biz geçen gün yayında trio ekip olarak da onu konuştuk. Bir hakemin bir maçta yaptığı hatayı biz bir sezonda yapmıyorduk daha önce. Yani bir Hatay Galatasaray maçını gözünüzün önüne getirin. Doğru. Ve en son oynanan Başakşehir Beşiktaş maçını gözünüzün önüne getirin. Biz bu hataların hepsini değil bir maçta, bir sezonda yapamıyorduk. Şimdi bu hatalar bir maçta yapılır oldu. Çünkü hakemlerin dengesi bozuldu. Cezalandırılmalar çok uzun sürmeye başladı. Bazı hakemler bazı maçlarda çok beklerken bazıları beklememeye başladı. Bu çalkantılar içerisinde bu baskılara en çok dayanabilecek güçte olan hakemler kenara konuldu. Geriye kalanlar, ben şöyle bir baktım, Mete Kalkavan ve Halil Umut Meler dışında tecrübeli, baskı altında maç yönetmeye alışmış, zor maçların altından kalkma yeteneğini görmediğimiz birçok isim kalmış. Ligin sertleştiği haftalarda bu arkadaşlarımızın çok fazla zorlanacaklarını, bugünkünden çok daha fazla hakem konuşacağımızı ve Türk hakemliğinin gelecekte de çok yer alacağını düşünüyorum. Şöyle ki, böyle hani deniliyor ya, gençlerin önü açıldı. Gençlerin önünü açabilmemiz için elimizde bir havuz, gençlik havuzu ve yeteneğine inandığımız hakemlerin olması lazım. Ama biz fırsat buldukça trio programında da gündeme getiriyoruz. Birinci ligdeki hakemlerin henüz hiçbir tanesi Süper Lig'de maç yönetecek düzeyde değil. Düzeye gelmiş hakemler değil. Bu 15 kişilik hakem listesine alınmış yeni devre arasında 3 tane hakem arkadaşımız vardı. Onlara da maç verildi. Onların da bu ligi kaldıracak güçte olmadıklarını gördük zaten. Şimdi önümüzde 10 tane maç var. Bu hafta oynanacak derbi var. Trabzonspor'un Göztepe ile oynayacağı maç var. Diğer düşme ilgilendiren maçlar var. Ve elimizde tecrübeli diyebileceğimiz 4-5 tane hakemimiz var. Bu kısa vadeli sorunlarımız. Uzun vadede de şunu görüyorum. Bu listenin içinde bizim 3 tane FIFA hakemimiz var. Abdülkadir Bitigen, Ali Palabıyık, Cüneyt Çakır. Öncelikle bunu bizim UEFA'ya ve FIFA'ya anlatmamız gerekecek. UEFA ve FIFA bizim gibi olmayacaklar, somut gerekçeler isteyecekler. Yarın bir gün bu somut gerekçeler sunulabilecekse eğer, bilmiyorum, ellerinde olduğunu düşünemiyorum, farklı bir hikaye çıkacak. Sunulamazsa farklı bir hikaye çıkacak. Cüneyt Hoca bir hafta sonra Dünya Kupası için aday hakem seminerinde Atletik Fest'e katılacaktı. Hocam şunu soracağım. Çok kısa. Sayısal evet. olarak bir problem yaşar mıyız?
%100 yaşarız. Hesap ortada, öyle değil mi? 10 yani, tane kim ihtiyacımız var, 10 tane video yardımcı hakem ihtiyacımız var. Zor maçlarda da birkaç tane tecrübeli 4. hakem ihtiyacımız var. Her hafta 23 hakeme ihtiyacımız var. Nasıl olacak bu şey o zaman? Herhalde planlaması yapılmıştır diye tahmin ediyorum. Ben size anlattığım kronolojide hiçbir planlama olmadığını anlatmaya çalıştım. Günübirlik yaşadığım için. Bu da bunun içerisinde diyorsunuz yani. Evet. Yani çünkü kulüp başkanları şunu söylüyorlar. Gençlerin önünü açıyoruz. İyi de aşağıda genç olmadığı bir planlama olsaydı genç olmadığı anlatılabilirdi bu insanlara. Aşağıdan gelen genç yok. Tamam. Sıkıntımız orada. Deniz Hoca çok... Ha buyurun. Ve yani Cüneyt Hoca ile başlayıp bizim ligimizde 11 tane hakeme görev verilmeyecek kararının alındığı dünya kamuoyunda da duyulduğunda Türkiye Ligi, hani hep marka değeri diyoruz ya, evet. Türkiye Ligi'ne insanların bakışı da acaba ne oldu ki burada 11 tane hakem? Çünkü hakem bir futbol maçının en kritik unsuru. En kritik unsuru. Onun üzerinde hiçbir şahit olmaması lazım. Onun hiçbir takıma yakınlığı, uzaklığı olmaması lazım. Onun futbolun diğer paydaşlarıyla ortak noktalarda buluşmuyor olması, tamamen arınmış olması gereken bir figürken böyle bir kararın alması gerçekten Türk futboluna bomba düştü. İnşallah çok çabuk aklı selim insanlar devreye gelir. Varsa bunun bir çözümü bir an evvel bulunur diyorum. Yoksa çok akla yatkın, çok mantığa yatkın bir konu değil. Hocam çok teşekkürler. Ben bize anlattığınız eldeki veriler ışığında, izlerimler ışığında sağ olun. Yani hakikaten neresinden tutup nasıl değerlendirmek? Çünkü Deniz Çoban'ın altını çizdiği konu. Bunu yurt dışına nasıl anlatacağız? Az önce Hürriyet gazetesinde sorulan soru şaibe mi? Şimdi yurt dışına nasıl anlatacağız noktasında değilim ben. Eğer ortada gerçekten somut bir gerekçe varsa önce yurt içine bana anlatmalısınız. Spor severe anlatmalısınız. Doğru. Yani bu ülkenin biliyorsun resmi dini el alem nederizm. Yani el alem nederizmden önce adalet olmalı halbuki. Hukuk olmalı. Bir numaralı bizim referans noktamız. Ben de işin o noktasındayım. Yani burada adil olan ne? Hukuk ne gerektiriyor? Gerekçeniz ne? Önce bize anlatmalısınız. Spor kamuoyuna anlatmalısınız. Yoksa kol kırılır yen içinde kalır mantığıyla asla bakmıyorum. Kol kırıldıysa, öyle bir şey kırılan bir şey varsa lütfen tarif edin. Bunu uluslararası camia da duysun. Burasında değiliz. Tabii ki. Yani yurt dışına anlatmak gibi bir meselem derdim. Bir Türk sporcu olarak benim yok. Önce yurt içine, önce spor kamuoyuna, önce halka anlatın. Gerekçeniz nedir? Ayrı ayrısa gerekçeleriniz, ayrı ayrı gerekçelendirin. Neden bunu Mayıs'ta değil de Mart'ta yaptınız? Önemli soru bu. Dolayısıyla uluslararası aradan nasıl göründüğü, yani benim bir numaralı meselem değil ama benim ekstra hani Deniz Hoca zaten büyük ölçüde sorulması gereken soruları söyledi. Ona ek yapabileceğim birkaç bir şey söyleyebilirim. Birincisi Cüneyt Çakır Mart'ta hakemliği bitirilen yani en azından Türkiye'de hakemlik yapamayacağı açıklanan hakemlerden biri. Cüneyt Çakır bu sezon en çok maç yöneten 3. hakem. 20 maç Yaşar Kemal Uğurlu değil mi? Program önce siz bakmıştınız. Doğru. 18 maç birisi var. Halil Umut Meler. 17 maç Cüneyt Çakır. Cüneyt Çakır'ın yönettiği 17 maçın 12'si yeni MHK başkanı döneminde, Ferhat Gündoğdu döneminde. Eğer yeni MHK Cüneyt Çakır'ın yönetim stilini, yönetim tarzını, yönetim performansını beğenmiyorsa birincisi bu kadar neredeyse her hafta görev vermezdi. Doğru. İkincisi güncele baktığın zaman da Şubat Mart'a baktığın zaman da 4 tane maç yönetmiş. Buralarda görev vermezdi. Yani son zamanlarda bu hafta sonunda dahil görev verdiği bir hakem Cüneyt Çakır. O yüzden bu operasyonun zamanlaması ile ilgili soru işaretlerinin sayısı artıyor. Birinci söyleyebileceğim birinci detay bu. İkinci detay. Evet bazı yaşı 40 üzeri hakemlerle erken yolları ayırma gibi bir karar alabilirsin. Sezon sonu alınsa daha iyi olurdu ama bu listede Cüneyt Çakır gibi, Fırat Aydınus gibi, Suat Oslanboğa gibi, Hüseyin Göçek gibi, Halit Sözkaya'nın zaten daha önce açıklanmıştı Doğru. gibi 40 üzeri hakemler var. Ben bunlarla yolları ayırıyorum diyebilirsin sezon sonu. İlla yaş haddinin bitmesini beklemene gerek yok. Performansını yeterli bulmuyorum diyebilirsin. Ama bir soru akla geliyor. Monitör hakemi olarak niye faydalanmıyorsun? Bizim VAR'a da ihtiyacımız var ve madem sağ içi performansı yeterli değil, monitör hakemi olarak faydalansaydık. Hiçbir şekilde istenmiyor demek. Hiçbir şekilde istenmiyorsa bunun gerekçelendirmesi gerekmez mi? Gerekir de ben size demin listeyi gösterdim. Evet. Yani
Deniz Hoca dedi ya, tam hani basit ifadesiyle pat diye yapılmış, alınmış bir karar ve yapılmış bir açıklama gibi görünüyor dedi. Açıklamanın şekli de yani sadece bir A4 kağıdı. Evet. Alt alta kutucuklar içerisine yazılmış bu ve yetmediği yerde de alta geçmiş yani hani bir düzen vesaire. Dolayısıyla bu özensizlik de bana sanki bunu gösteriyor. Bu sezon 10 çok üzerine düşünülmemiş gibi görünüyor. Götürülebilir. Yani. 15 hakem, 4 var. Bu sezon götürülebilir. Sıkıntı yaşansa da idare edilebilir çünkü sıklıkla görüyoruz ki cumartesi sahaya çıkan hakem pazar vardı oluyor. Hatta bir daha pazartesi de vardı oluyor. Bir haftada 2 görev, 3 görev olan hakem görüyoruz. Bu sezonu o şekilde bitirirler ama yeni sezonda 342 maç var. Lig 19 takımla oynanacak. 342 müsabaka oynanacak. 342 müsabakayı 15 sağ hakemiyle götüreceklerini zannetmiyorum. Herhalde bu liste genişleyecektir. O zaman alttan yeni hakemler eklenecektir. Ben esas yeni sezonla ilgili biraz kaygılandım. Yeni sezonda gerçekten bunun sonucu nasıl olacak? Çünkü 15 hakemle götürmeye kalkarsan yani Premier Lig modeli. Premier Lig'de hakemler profesyoneldir biliyorsunuz. Ve Premier Lig hakem kadrosu çok fazla genişlemez. 18-19 hakemle götürürler. Premier Lig'de her sezon her hakem 20 üzeri maç yönetir. Zaten mecburdur matematiksel olarak çünkü hakem sayısı az. Bizde de o olursa gelecek sezon 342 maç 15 hakemle götürmeye kalkarsak ortalama 23 maç yönetecekler demektir her hakem. Yani bu da sanki zor. 15 hakemle götürülemez herhalde. Yeni 5-6 hakem eklenecek sezon herhalde sonu diye tahmin ediyorum. Cüneyt Çakır'la ilgili gelecek hafta görevi tebliğ edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirildi. Gelecek hafta Avrupa'da maç yönetecekti. Yani şu an zamanlama açısından öyle de bir talihsizlik var. Evet. Fırat Aydınus için zaten sezon sonu, yani bir yıllık uzatılmış zaten kontratı. Zaten sezon sonu hakemliği doğal olarak bitecekti bir daha uzatmazsan. Fırat Aydınus gibi ikonik bir hakemle Türk futboluna çok güzel hizmet etmiş. Çok uzun süre hizmet etmiş bir hakem. Mustafa Kamil Abitoğlu gibi şık bir şekilde vedalaşsan daha iyi olmaz mıydı? Futbolcuların omzunda vedalaşmıştı Kamil Abitoğlu. Ya bu bir örnek elbette ama %100 daha iyi olurdu. Evet. Yani birçok etik ve teknik kaygı oluştu tabii. İzleyicimiz Mehmet Bey de sizin altını çizdiğiniz konuya vurgu yapıyor. Mehmet Üge, Merkez Hakem Kurulu böyle bir karar aldıktan sonra sebebini kesinlikle açıklamalı. Yoksa ortaya çıkan dedikoduların önünü alamazsınız. Haberlerin içerisinde, yazılan haberlerin içerisinde işte şuradan izlenim alındı, buraya soruldu, böyle oldu. Haberlerin içerisinde şöyle ufak ayrıntılar var. Oradan belki bir tüme varım yapabiliriz. Teknik değerlendirme yapıldı. Bir danışmanla anlaşıldı. Ve onun raporu doğrultusunda bu isimlerle yollar ayrıldı. Şimdi izleyicimiz Mehmet Bey'in söylediği, sizin altını çizdiğiniz açıklaması nedir? Çıkıp da diyebilir ki teknik değerlendirme. Peki neden şimdi? Ya orada işte bir acı tat bırakıyor. Teknik değerlendirme sonucu da olabilir ama sezon sonu... Zaten öyledir klasman, anlaşılan. Teamül, şu anda statü el veriyor buna. Sezon içinde klasman değiştiği yapabiliyorsun. Ama... Teamülen bunu sezon sonu yapsalardı daha doğru olurdu. Sezonun kalan bölümünde az görev verirlerdi bu hakemlere, vermezlerdi. Sezonu bu şekilde idare ederlerdi. Sezon sonunda da yeni klasmanları açıklarlardı. Daha şık olurdu, daha hoş olurdu. Elbette. Fırat Aydınus'a mesela görev vermek istemiyor musun artık? Verme. Verme. Sezon sonu bir dördüncü hakem olarak maçta görevlendirirsin. Futbolcunun omuzunda veda eder değil mi? Daha şık olmaz mı? Azalarak biter değil mi süreç? Evet. Yani o yüzden biraz acı tat bıraktı şu anda böyle... Açıklanma sezon ortasında 10 hafta kala. Kimse de zan altında kalmamış olur. Şimdi belki sizin hoşunuza gitmeyecek bu söyleyeceğim ama yayın ihalesiyle peş peşe olması. Niye? Benim hoşuma gitmeyecek. Hani ne bileyim siz de bir tarafısınız yayın ihalesine. Hani buyurun dinleyelim. O anlamda. Nasıl yayın bir şey kurdunuz? Yayın ihalesiyle peş peşe mesela bu kararın alınması şimdi kamuoyu düşünmez mi? Böyle bir şey düşündürmez mi? Yayın ihalesi oldu. O süreç içinde bir de bu hakemlerle de yollar ayrıldı gerekçe belirtilmeden. Hı. Hani yeniden bir dizayn mı var diye düşünmezler mi? Başka farklı bir bakış açısıyla. Evet, farklı bir şey düşünmezler mi? Öyle düşünürler herhalde. Doğru söylüyorsunuz. Ben halktan biri olarak şimdi çok dışarıdan bakan biri olarak ya yayın ihalesi böyle bir gelişme var. Hakem kadrosu yeniden yapılandırılıyor. Ne oluyor diye düşünmez misiniz? Üst üste koyunca doğru söylüyorsunuz. Evet. Akla gelir. Ki deminden beri söze başladığımızdan beri dünden beri insanlar aynı şeyi söylüyor. Bir açıklama yapılmadığı için herkes tuttuğu yerden elinde kalıyor ve herkes aklına gelen her şeyi yazıyor ve de söylüyor. İşte evet. Açıklama yapmamanın böyle bir sıkıntısı var. Kesinlikle. Beklentileri yönetmek diyoruz ya, beklentiler de açıklamayla yönetilir.
kamuoyunu tatmin edecek açıklama yapmazsanız işte böyle aynı izleyicimiz Mehmet Bey'in söylediği gibi birçok fikir gelir üşüşür akla. Şunu da ekleyeyim. Buyurun. Cüneyt Çakır'la ilgili onun da müsaadesi olmadan onu söylüyorum ama umarım kızmaz. Şunu ekleyeyim. İşte Arabistan'la anlaştı, Katar'la anlaştı, Çin'le anlaştı. Sürekli böyle haberler çıkıyor. Hatta bugün de var. Bugün de var evet. Cüneyt Çakır'la ilgili. Cüneyt Çakır hiçbir yerle anlaşmadı. Çünkü Dünya Kupası yönetmek istiyor. Çünkü hedefleri var, kariyer hedefleri var. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetiyor. Çünkü üçüncü kez Dünya Kupası'na gitmek istiyor. Üç kere Avrupa Şampiyonası'na gitti. Dört kez giden tek hakem olmak istiyor. Bunu Asya Liglerinde yapamaz ki. Çok basit bir gerekçesi var adamın. Uluslararası araya da rekorları kırmak istiyor. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi hakemlerinden biri olarak anılmak istiyor. O yüzden de Avrupa'da hakemlik yapması lazım, öyle değil mi? Yani Asya'ya giderse, daha az izlenen bir lige giderse bu anlamda şansı azalır. Hatta biter. Dolayısıyla Cüneyt Çakır'la ilgili bu yapılan haberlerde hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor. Yani bir değerli hakemimizi de bu şekilde itibarsızlaştırıyoruz. Dedikodu yöntemiyle itibarsızlaştırıyoruz. Fırat Aydınus'u şimdi yok yere çok daha güzel veda etme şansınız varken, omuzlarda veda etme şansımız varken bu şekilde veda ederek itibarsızlaştırdığımız gibi Cüneyt Çakır'ı da boşu boşu itibarsızlaştırıyoruz. Yani çok çok manasız. Ya bakın Türk futbolunun bana sorarsan en temiz departmanlarından biri hakemlik. Bak bütün kamuoyu, bütün spor severler tersini söylüyor. Çünkü algı manipüle ediliyor. Kulüp başkanları tarafından, medya tarafından manipüle ediliyor. Yıllardır benim çocukluk yaşlarımdan beri 30 senedir, 30 küsur senedir futbolu yakinen takip ediyorum. Hep hakemlerden nefret etmemiz öğretiliyor. Hep bu şekilde algı manipüle ediyor. Hep buna yönlendiriyoruz. Ya nefret ettiğiniz hakemler hepsi üniversite mezunu. Bana futbolda başka bir departman söyleyin. Böyle bir eğitim seviyesi olan. Hepsi kendi işlerinde başarılı adamlar. Başka işleri var. Hepsi üniversite mezunu. Hepsi yabancı lisan biliyor. Uluslararası arenada Cüneyt Çakır'ın seviyesine gelen bir futbolcu, kaç tane futbolcu yetiştirdik? Kaç tane tek direktör yetiştirdik? Kaç tane kulüp yöneticisi yetiştirdik? Cüneyt Çakır dünyanın en iyi hakemlerinden biri. Halil Umut Meler bugün 36 yaşında FIFA elit kategoride. Kaç tane futbolcumuz, kaç tane tek direktörümüz var? Kendi alanında o seviyede, elit seviyede. Ama hakemlerimiz çıkıyor oraya. Ahmet Çakar yarı final yönetti. Bir Türk hakemi. Cüneyt Çakır final yönetti Şampiyonlar Ligi'nde. Kaç tane futbolcumuz Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı? Kaç tane tek direktörümüz Şampiyonlar Ligi'nde bir takım başında final maçına çıktı? Ben bilmiyorum. Sıfır diye biliyorum. Siz biliyor musunuz? Ama bir hakemimiz çıktı. Sen hakemliği bu kadar yıpratıyorsun. Türk futbolunun en başarılı departmanı hakemlik. Korkunç, korkunç bir manipülasyon var. Ve 30 senedir bunu bilinçli olarak yapıyorlar. Yani Türkiye'de en zor işlerden biri herhalde hakem olmak. Ve bu kadar da uluslararası arenada başarılıyken. O sizin altını çizdiğiniz konu, yani hakemlerin yıpratılması, sadece işin içerisinde şaibe en temizi dediniz ya, bundan bir şüphe yok. Zaten aksini iddia eden belgesiyle çıkıp bu adli vakadır nihayetinde. Değil mi? Çok daha ağır yasal sonuçları olur bu işin. Eğer hakikaten iddia edildiği gibi bir şaibe varsa. Bizdeki sıkıntıysa, atıyorum ben Murat takımıyım, siz Uğur takımısınız. Sen hep Murat takımını, gönlün oraya kayıyor. Yani kafalar hep böyle işliyor. Evet. Hep böyle ya bendensin ya da değilsin. Yani Uğur takım olman diye kameraman kardeşimin takımında da olabilirsin. Yine bana karşısın. Çünkü benden değilsin. İnsanlar Türkiye'de... Bunu bekliyoruz. Çok özür dilerim. Buyur. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu geçen sene bir United programında dedi ki herkes haksızlıktan pay almak istiyor. Bunu düzeltmeye çalışan yok. Evet, o cümle şey bugün hala için. Ahmet Bey'in cümlesi bugün hala böyle neon ışıkları gibi parlıyor. Ben de 15 yıldır aşağı yukarı şunu söylüyorum. Türkiye'de kimse adalet istemiyor. Türkiye'de herkes kendine menfaat istiyor. Ya, bana bravo. Menfaat, başkasına adalet. Bravo. Türkiye'de spor kulüplerinin çoğunlukla kulüp yöneticilerin mottosu bu. Bana menfaat, başkasına adalet. Kendine adalet isteyen kimse yok. O zaman da hakemleri beğenmiyorsunuz tabii. Hakemler çünkü... Hakemler hata yapmıyor mu? Elbette yapıyor. Tabii ki. Ama futbolcunun yaptığı hatalardan, tek direktörünün yaptığı hatalardan, başkanların yaptığı hatalardan inan bana daha az yapıyorlar. Türkiye'nin en başarılı, spordaki en başarılı kurumlarından biri hakemlik. Şimdi beni mahvedecekler muhtemelen sosyal medyada. Hiç de umurumda değil. Hiç umurumda değil. Çünkü sadece doğru olan şeyi, adil olan şeyi söylemekle ilgileniyorum ben. Türkiye'nin en başarılı sporda, futbolda en başarılı kurumu belki de hakemlik.
Avrupa kupalarındaki başarısızlığımızın sebebi de yabancı hakemler mi olsa gerek bu durumda? Değil mi? Öyle çok olması lazım. Çok haklısınız. Yerli hakemler hatta. Yok onlar hani başka yabancı hakemler yönetiyor ya maçlarımızı. Tabii. O yüzden herhalde. UEFA ülkeler sıralamasında hakemler yüzünden 19. basamağa düşmüşüzdür değil mi? Dünya Kupası'na o yüzden gitmemiz bu kadar zordur. Olabilir. Değil Oraya mi? Da varabiliriz yani. Evet. Tek bir tek direktörümüz yok. Avrupa'da kulüp yöneten. Tek bir tek direktörümüz yok. Var mı ya? Soruyorum arkadaşlara. Avrupa'da 55 tane ülke var. Bir tane Moldova'da tek direktörlük yapan Engin Hoca vardı. Sanırım şu an devam etmiyor. Avrupa'da 55 tane ülke tek bir tek direktörümüz var mı? En azından Avrupa'nın top 20 liginde bir tane tek direktörümüz var mı? Bildiğim kadarıyla yok. Tayfun kulüp yönetimimiz var mı profesyonelimiz? Tayfun Korkut var. Bizim, çok özür dilerim. Yo, ama hani doğrudan doğruya bizim... Bizim yetiştirdiğimiz, burada çalışmış biri değil. Evet. Buradan ihraç ettiğimiz biri değil ama Tayfun Hoca var. Haklısınız. O detayı düşerek söyleyebiliriz. Çok hocayı. Haklısınız. Evet. Peki bir tane kulüp yöneticisi var mı? Birkaç tane belki. Çok bildiğim ekstrem. Kadarıyla... Belçika'da var bir tane galiba. Bir çok ekstrem birkaç örnek var. İtalya'da bir tane var galiba. Yani futbolcular ve hakemler en fazla o seviyelere gelenler. Ama Şampiyonlar Ligi finali seviyesine gelen bir hakemimiz var. İşte Ahmet Çakar var yarı final seviyesine gelen. Avrupa Şampiyonası'na, Dünya Kupası'na giden Cüneyt Çakır var. Ahmet Çakar var. Daha önce Dünya Kupası'nda hatta ilk kırmızı kartı çıkartan hakem Türk'tür. 1970 Dünya Kupası. Bilmem mümkün değil. Doğan Babacan? Doğan Babacan var. Var yani. Hakemlik kurumunun medarı iftarları var. Bizi uluslararası sahnede harika bir şekilde temsil etmiş. O yüzden hakemlik kurumunun bu kadar yıpratılması tamamen spor kulüplerinin kötü yönetilmesi, bunların açıklanamaması ve faturanın hakemlerin kucağına bırakılmasına ibaret. Toparlayacak olursak değerli, ha zaten Uğur Meyke toparladı, daha fazla üstüne söyleyecek hiçbir şey yok. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Araya gidelim, ondan sonra da evet. Şampiyonlar Ligi ile devam edeceğiz. Peki efendim, şimdi bir aramız var. Ardından da Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanan maçlarla devam edeceğiz. Değerli izleyenler, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda ikinci maçlar oynanmaya başlandı. Dün akşam ilk olarak İtalya'dan Corriere dello Sport gazetesi geliyor. Başlığımız Inter sadece alkış. İlk maçı 2-0 Liverpool kazanmıştı, hatırlayacaksınız. Dün akşam Inter 1-0 kazandı ve Inter sadece alkış diye başlık atmış Corriere dello Sport diğer taraftan. Öbür maç, onu sonraya bırakalım isterseniz. Uğur Bey, Liverpool, Inter Liverpool. Turu geçti. Çeyrek aynen finale öyle. Yükseldi. Ha bu arada çok özür dilerim. Inter'in de bir kırmızı kart olduğunu söyleyelim. Evet, çok talihsizdi. 61. dakikada Inter golü buldu. Kalan yarım saatte pekala en azından eşleşmeyi uzatmaya götürmek için bir baskı kurabilirlerdi ama dakikalar sonra Alexis Sanchez'in çok da talihsiz kırmızı kartı topa vurdu. Sonra çekemedi ayağını ve talihsiz kırmızı kartıyla Inter'in o eşleşmeyi zorlama şansı azaldı ama yine de Simone Inzaghi Avrupa'nın yeni elit tek direktörleri arasına güçlü bir şekilde ismini yazdırmaya aday. Çok güçlü bir şekilde, çok iyi bir çizgiyle devam ediyor Lazio'dan sonra. Inter'deki performansı da parmak ısırtıyor. Liverpool kaybetti. Kendi sahasında kaybetti. Bir yıl sonra kendi sahasında kaybetti. Bu sezon hiç kendi sahasında kaybetmemişti ama Klopp çok güzel bir şey söyledi maç sonrası. The art of football is losing the right games. Futbol sanatı doğru maçları kaybetmeye gerek. Çok doğru. Çünkü bu maçı kaybedebilirlerdi. Kaybetmeye kredileri vardı tek farkla. Ve bir yerde de kaybetmeniz lazım belki de o kaybetmeme baskısını üzerinize atmanız. Çünkü bir yıldır iç sahada kaybetmiyor ve bu her maçta o gündeme getiriliyor o istatistik. O istatistikler biraz da futbolcu ve tek direktör üzerine baskı yaratıyor. O baskıyı da bu maçta atmış olduk dedi. Futbol sanatı doğru maçı kaybetmeye gerektirir. Biz de o maçı kaybettik. Evet, kızgınım ama bir taraftan da mutluyum dedi Klopp. Çok iyi ifade etti bana sorarsan. Çok muazzam bir tarihe not düşmüş. Değil mi? Filozof adam. Öyle gerçekten. Ama şey, geriden oyun kurarsa üçlerler onu. Dikkat et bak. Oyun kurmaya çalışan genç teknik adamlardan biri Klopp biliyorsun. O çok olmuyor. Çok şeydeki gibi dün olmuyor. Dün öyle yediler golü. Evet. O yüzden bu espriyi yaptım. Bazen
fatura kesiyorlar işte. Geriden oyun kurmaya çalışırken gol yediler Lautaro Martinez'de. 3 top direkten döndü. 2 tane Salah'ın, bir sol direk, bir sağ direğe vurdu. Şanssızlardı. Bir tane Matip'in kafası. Ama Liverpool kaybetti. Tebrikler Inter'e, tebrikler Liverpool'a, çeyrek finaller. Gecenin diğer maçı, değerli izleyenler, Bayern Münih-Leipzig karşılaşması. İlk maç 1-1 bitmişti, hatırlayacaksınız. Demiştik ki ya sürpriz. Hakikaten bu düzeyde eşleşmede. Dün akşamki maç Bayern Münih'in 7-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Elbette her yerde Robert Lewandowski'yi görüyorsunuz. Kicker geliyor ekranlarınıza. İnternet sitesinin başlığı Lewandowski'nin hat-trick'i Bayern'in galasının başlangıcı oldu. Lewandowski birçok istatistik yaptı. 23 dakika içerisinde hat-trick yaptı ki Şampiyonlar Ligi tarihinde bunu yapan ilk, en hızlı şekilde yapan oyuncu oldu. 23 dakika içerisinde hat-trick olarak Şampiyonlar Ligi'nde 104 maçta 85 gole en hızlı ulaşan oyuncu oldu. Oldu da oldu. Lewandowski ipe dizer gibi istatistik dizmeye devam ediyor. Yaşsız da bir adam. Herhalde sürdürecek bu istatistikleri. Yani 33 yaşında, 34'e giriyor. Ama en üst seviyede futbolunun en iyi çağlarını yaşıyor. Dün de 3 golün 2'si penaltı ama 2 penaltıyı da kendisi aldı. Onu da altını çizmek lazım ve yoktan var etti penaltıları. Müthiş o tescilli dönüşünü yaparken Weber o dönüşleri algılayamadı ve ikisine de faul yaptı. Lewandowski, Salzburg'un stoperi, Weber'den 2 tane penaltı almış oldu. Ama ilk yarı sonunda da çok enteresan bir istatistik olmuş. Bu istatistiği sevdim. Futbolda bazı istatistikler var. Hani çılgın, bir daha tekrarlanamayacak. Mesela Messi'nin bir takvim yılında 92 gol atması. Bir daha olacağını sanmıyorum. 2012 yılıydı galiba. 92 gol atmış. Herhalde bu istatistik artık evet kolay kolay değil mi? İşte Just Fontaine'in bir dünya kupasına 13 gol atması. Bir daha herhalde bu istatistiklerim çok zor tekrarlanması. Artık onlar belli bir yerde, eşsiz bir yerde, rekorlar tahtında bağımsız bir şekilde duruyorlar. Bunlardan bir tanesini yaptı Lewandowski dün akşam. İlk yarının sonunda 2 isabetli pas, 3 golü var. 3 golden daha az isabetli pas yaparak ilk yarıyı bitirdi. 2 isabetli pas, 3 gol. O çok hoşuma gitti. Lewandowski'nin yarattığı enteresan istatistik. Bayern Münih'te çeyrek finale yükselmiş oldu söyledi. Ha bu arada Uğur Bey, dün akşam Bayern Münih Salzburg maçında Bayern 114.3 kilometre koşmuş. Salzburg da 112.3 kilometre koşmuş. Bir önce konuştuğumuz maça bakacak olursak eğer Liverpool 118.2 koşarken son yarım saatini, o uzatmalarla beraber 35 dakikasını, ne kadar uzamış ikinci yarı, eyvah neyse gözüm görmüyor. Son yarım saatini bir kişi eksik oynayan Inter ise 122.7 koşmuş. O inanılmaz. Muazzam değil mi? Evet. 30 dakika eksik oynamana rağmen. Topun oyunda kalma süresi 61,5 dakika. Yaklaşık 123 kilometre. Bir kişi eksik. Kat edilen mesafe. Simone Inzaghi, Inter'i, futbolcularını gerçekten tebrik etmek. Çok onurlu bir veda oldu turnuvaya. Çok da iyi gidiyorlar. Bir de bunu Lukaku'yu kaybettikleri sezon. Evet. Inter'in küçülme kararı aldığı, maaş bütçesini küçültmek zorundayız dediği yönetimin ve Lukaku'yu sattığı sezon yapıyorlar bunu. Çok da iyi uyguluyorlar. İkinci yarı 5 dakika uzamış. İlk yarı 6 dakika uzamış. Liverpool-Inter maçında. Bu akşam da yine maçlar var. İki karşılaşma. İlk maçta 1-0 kazanmıştı Paris Saint-Germain. Real Madrid deplasmanında gecenin diğer maçında. İlk maçta 5 golle galip gelen Manchester City'de Sporting'i ağırlayacak. Pep Guardiola karşılaşma öbür maç bittiği zaman hani biz 5 gol attık ama bu 5 gol attık ama bu kesinlikle rakibi anlatan bir skor değil. Son derece tehlikeli ve çalışkan koşan bir ekip değerlendirmesinde bulunmuştu. Gerçekten de Portekiz Ligi iyi bir teknik adam jenerasyonu yakaladı. Yani Conceição zaten çok iyi gidiyordu. Şimdi Ruben Amorim de eklendi oraya. Yeni Mourinho adaylarına. İyi tek direktör. Yaratıcı futbol, inovatif taktikler, stratejiler onların bu övgüleri almalarını sağlıyor. Hak ediyorlar da. Gerek Porto, gerek Sporting Lisbon bu övgüleri bence hak ediyorlar. Avrupa Kupalarında halen günü itibariyle devam ediyorlar. City tabii ki geniş kadrosunun da verdiği yetkiye dayanarak bugün biraz rotasyon yapacak. Manchester United maçından çıktılar. Fark atmış olsalar da. 5 golün rövanşını oynuyorlar. İşleri bir miktar daha kolay olacak. Biraz rotasyon yapacak. Premier Lig'de de
Liverpool'un nefesini enserinde hissettikleri için önlerinde çok fazla hedef var. FA Cup'ta iki takım da çeyrek finalde. Hem Manchester City hem Liverpool. Lig kupası bitti, Liverpool kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde iki takım da devam ediyor. Premier Lig'de kafa kafaya konumdalar. Dolayısıyla City ve Liverpool için hataya hiç tahammülleri olmayan çok hassas bir dönem. Mart'la Mayıs arası. Biz de büyük bir heyecanla izleyeceğiz. Seneye de Bein Sports'ta Premier Lig'i burada görüntülü konuşacağız inşallah. Şimdi bu akşamki Real Madrid Paris Saint Germain maçı öncesinde L'Equipe gazetesinin başlığı gelecek ekranlarınıza. Bilmiyorum buradaki yazı karakteri size bir şey ifade ediyor mu? Star Wars serisine göndermede bulunarak şöyle bir başlık atmış. Dahilerin geri dönüşü. Star Wars'un orijinal üçlemenin filmlerinin üçüncüsü. O zaman üçüncüydü The Return of the Jedi filmine göndermede bulunarak aynı şeyle yazı karakteriyle bir başlık atmış. 1982 yılıydı Uğur Beyciğim. Rahmetli babamla ilk A New Hope filmini sinemada seyrettiğim zaman muhteşem bir açılışı vardır. Onu sinemada seyrettim. Ben onu sinemada seyrettim. Müthiş bir şey. Müthiş bir şey. Yani İstanbul'da 1982 yılıydı biz gittiğimiz zaman. Muazzamdı. O gün bugündür zaten Star Wars hayatımda çok güzel, ezberimdedir. Çok güzel bir hatıra onu sinemada seyrettim. O göndermeyi yapmış L'Equipe gazetesi. Jedi'nin dönüşü filminden bir dahilerin dönüşü göndermesiyle. İlk maçta gerçekten dahiler iyi performans göstermişler. Tek eksikleri gol kalmış. Sonra o golü de uzatmalarda Mbappe tamamlamıştı. Şimdi Neymar ve Vinicius üzerine biraz odaklanma var. Çünkü Vinicius çok formda. Hem Brezilya milli takımında takım arkadaşı oldukları kadar tatlı bir rekabet de var. Ve Brezilya medyasında Brezilya'nın as adamı artık Vinicius. Vinicius itibariyle Brezilya'daki kendisine gösterilen sevgi saygı itibariyle Neymar'ı geçiyor gibi haberler çıkmaya başladı. Ve oradan da bir rekabet yaratmaya, Vinicius'u motive etmeye çalıştılar. Bir de Neymar'ın arkadaşlarına işte ben 2022 Dünya Kupası'ndan sonra futbolu bırakacağım diye söylemleri olduğu ama sonra bu söylemleri hayır onlar şakaydı diye yalanladığı gibi bir gündem de var. Ki Paris'e de kontrat, çok uzun bir kontratı varken. Tüm bunların yalanlanması için, tüm bunların hani Neymar'ın tekrar kendini ispat etmesi için, Mbappe'nin gelecek sezon Paris'te kalması için, çünkü Paris şampiyonluğu kazanırsa kalma ihtimalinin artacağı söyleniyor. O yüzden Paris Saint Germain için çok kritik. Elbette Real Madrid için de öyle. Real Madrid de kazanırsa yeni sezonda Mbappe ve veya Haaland'ı istihdam etmeye için tabii şansları artar. Madem Haaland dediniz o zaman El Mundo Deportivo gazetesinin başlığı gelsin ekranlarınıza. Haaland 250 milyon euro diyor. Ben gördüğüm zaman gözlerim fal taşı gibi açıldı. Vallahi düşüyordu az kalsın yuvalarından. 250 milyon euro dedim ki şimdi Dortmund 250 milyon euro mu koyacak kasaya? Bir paylaşım var orada ama. Yetiştirici kulüp olarak değil mi? Şimdi o ben net bilgi var mı diye bakıyorum ama Dortmund bu transferi yaparken hem bir kontrattan çıkış opsiyonu koymuşlardı. Kontrat 2024'e kadar ama bu sezon sonunda bir opsiyonu var. Hem de bir yetiştirici kulübe bedel ödeyecekler, pay ödeyecekler. Ne güzel, 250 milyon dolar ya, %30 %40 olsa payı yarısını neredeyse alacak yani. 100 milyon euro. İyi yetiştirmiş, tebrik ederiz. 250 milyona satılabilirse değil mi? 250 milyona satılabilirse ama bence herhalde bu fiyata satılacak. Tabii şimdi bu yaşta bu seviyede olan çünkü bir oyuncudan az. Daha fazlası. O planı isterseniz hızlıca bir daha üzerinden geçin. İspanya'yı tekrar, La Liga'yı tekrar o rekabetle Ronaldo Messi rekabetine taşımayı ve bunu da bu oyuncularla yapmayı planlayan da bir yaklaşım var. Değil mi? Barcelona ismi biraz ön plana çıktı o yüzden aslında ilk başlarda Real Madrid, evet. Mbappe ve Haaland'ı bir arada ya da birini transfer edecek söylemi daha güçlüydü ki Real Madrid 2 yıldır buna hazırlanıyor. Neredeyse transfer yapmıyor. Doğru. Elindeki oyuncularını Sergio Ramos gibi, Ødegaard gibi, Eşref Hakimi gibi, Reguilón gibi kiralık ve veya satılık elindeki oyuncuları maaş bütçesini azaltıyor, boşaltıyor ve tüm bu hazırlığı Mbappe belki de artı Haaland transferini yapmak için bu hazırlığı bunun için yaptı. Hep söyleniyordu. Ama Barcelona Laporta'nın gelişi, Messi ile yolların ayrılmasıyla beraber onlar da maaş bütçesini düşürüyorlar, azaltıyorlar. Bir anda onlar da devreye girdi. La Liga'nın da bir
masada olan bir anlaşması var. Sponsorluk anlaşması. O sponsorluk anlaşması olursa Real Madrid ve Barcelona'nın maaş limitinin artacağı da gündemde. Tüm bunlar gerçekleşirse Mbappe'nin Real Madrid'e, Haaland'ın Barcelona'ya gelmesini hayal ediyorlar. Ve La Liga'yı tekrar o 2009'daki Messi Ronaldo'ya sahip olduğu günlere döndürmek istiyorlar. Plan bu. Dolayısıyla sadece bir oyuncu transferi değil. Değil. Bu kalkınma hamlesi gibi düşünmek. Dortmund'da Adeyemi'yi onun yerine alacak diyorlar. Haaland'ın yerine dün sahneye çıkan Salzburg'da Adeyemi'yi ki maçın başında pozisyonu da yakaladı. Onların yine Dortmund gibi planlar yapmaya devam ediyor. Bu şekilde düşünürsek daha belki sağlıklı bir sonuca ulaşabiliriz diyelim. Ve Uğur Bey, eğer bitirdiyseniz bir araya daha gideceğiz. Ondan sonra da Galatasaray'la devam edeceğiz. Bir teşekkür şey ederim. Yüzde payını aradım ama onu tekrar reklamdan sonra söylerim. O zaman şimdi bir ara, değerli izleyenler, ardından da Galatasaray ve bu hafta oynayacağı Şampiyonlar Ligi mücadelesiyle devam edeceğiz. Özür dilerim, Avrupa Ligi. Fanatik gazetesi geliyor ekranlarınıza. Başlığımız: İşimiz kolay olmayacak. Barcelona Başkanı Laporta Galatasaray eşleşmesiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Avrupa Ligi son 16 turundaki Barcelona Galatasaray maçı için artık geri sayıma geçildi. Xavi'yi takımın başına daha erken getirmediği için pişmanlık duyduğunu itiraf eden Laporta, Avrupa Ligi için beni heyecanlandırıyor çünkü bu kupa bizde yok dedi. Barcelona Başkanı Galatasaray'dan da övgü dolu sözlerle bahsetti. Real Madrid'in 15 puan gerisinde kalmalarına rağmen hala La Liga'yı kazanma umutları olduğunu belirten Juan Laporta, Xavi'yi takımın başına geç getirdiği için pişmanım. Teknik direktör olarak uzun yıllar burada kalacağına ve bize büyük başarılar getireceğine eminim dedi. Laporta, Messi'nin Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint Germain'e gitmesine de çok üzüldüğünü dile getirdi. Galatasaray'la alakalı bölümü nerede bakayım? Şuradan bakalım. Bu kupa, bu maç, bu eşleşme beni heyecanlandırıyor çünkü bu kupa bizde yok. Avrupa Ligi'nde gerçekten zorlu takımlar var. Galatasaray deplasmanı kolay olmayacak. Her şeye rağmen her hafta daha iyiye gittiğimizden bu kupayı kazanma olasılığımız olduğunu düşünüyorum ifadelerini kullandı. Dün editörümüz sevgili Tolga, Barcelona'nın sosyal medyadan paylaştığı bir Galatasaray tanıtım videosu gönderdi. Seyrettim. Hakikaten çok keyifli. Yani rakibinle alakalı nasıl bir video, yani şöyle kötüler, işte aslında böyleler, şuraları eksik falan değil. Tarihten örnek vermiş. Hem de tarihten örnek vermiş. Türkiye'nin en eski okulu olduğundan, o okulu, lisesi, üniversitesi bulunduğundan, nerede olduğundan, deniz kenarı Cenevizler'den almış. Muhteşem bir video hazırlamışlar. Hani pozitiflik. Yani ben iyiyim, rakibim de benim kadar iyi mesajını veriyor sana. Hakikaten ellerine sağlık. Tebrik edelim buradan da Barcelona kulübünün sosyal medya ekibini. Kesinlikle öyle. Ama şunu da ekleyebiliriz. Galatasaray da bunu hak ediyor tarihiyle. Barcelona iki kez yendi. Bir tanesi Şampiyonlar Ligi, bugün oynayan Busquets'in babasının kalede olduğu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı yendiği maç. 20 yıla yakın geçmiştir üzerinden ama. Hayır, 30 yıla yakın geçmiştir. 94 olabilir. 30'da yakın geçmiştir. Yani dün gibi hafızalarımızda. Yine Lucescu döneminde Galatasaray Barcelona aynı grupta eşleştiğinde çok yaklaşması Galatasaray'ın o gruptan çıkmaya. O zaman iki grup aşamalıydı. Deplasmanda 2-2. İçeride Luis Enrique'nin biraz da offside kokan ama o dönem video açısından hakem yoktu. Golüyle Galatasaray'ın veda etmesi o gruba. Bu hatıralar hep hafızalarımızda canlı. Galatasaray Barcelona ile hani geçmişte baktığı zaman, hikayesine baktığı zaman çok iyi maçlar, çekişmeli maçlar oynamış. Kazanmış, kaybetmiş ama rekabet edebilmiş. İyi bir Şampiyonlar Ligi takımıydı. Şimdi Avrupa Ligi'nde eşleştiler. Barcelona'nın müzesinde Avrupa Ligi kupası yok. Bu kupa olmadığı için de alma konusunda istekliler. Tarihin de en iyi Avrupa Ligi son 6 turlarından biri. En iyisi demiyorum, öyle bir iddiam yok ama en iyilerinden biri. Yani Alman Leipzig'i var, İtalyan Atalanta değil mi? Porto çok iyi seviyede, İspanyol, Barcelona, Sevilla, Real Betis var. Çok üst, hepsi hani herhangi biri bunların şampiyon olsa, bu kupayı kazansa, Sevilla kazansa, Porto kazansa, Barcelona kazansa, Leipzig kazansa hiçbirine şaşırmazsın. Bir sürü şampiyonluk adayı var, güçlü şampiyonluk adayı var. Galatasaray'ın da bunların içinde son altta olması Türk futbolu için sevindirici. Umarım Barcelona'ya karşı 180 dakika, belki daha fazla
gruplarda gösterdikleri performansı tekrarlarlar. Sabah gazetesi gelsin ekrana. Başlığımız Barcelona taktiği terimden. Neu Camp'ta Avrupa Ligi son 16 sınavında Domenech Torrent Selefi'nin planlarını uygulayacak. Dün bu soruyu Uğur Bey sormuştuk bu soruyu Uğur Bey'e. Şöyle yazıyor gazete: Domenech Torrent İmparator'un Lazio ve Marsilya'yı imha planını kullanacak. Orta sahayı Taylan Berkan Çıkaldao ile tutmak isteyen İspanyol hoca sol kanadı belirlemedi. Galatasaray'da Erik Pulgar ve Gomis forma şansını kötü kullandı Konya deplasmanında. İki oyuncu da Barcelona maçının ilk 11'inden çıkarıldı ve Taylan Antalyalı ile Mustafa Muhammed'e yer açıldı. Şu neyse bir şey demeden devam edeyim. Günlerdir Selefi Fatih Terim'in Avrupa Ligi performansını analiz eden Domenech Torrent Lazio ve Marsilya'ya karşı sonuç veren taktiği değiştirmeden uygulayacak. Geçişlerle Neu Camp'ta gol arayacak demiş gazete. İlk 11'deki 10 ismi kafasında belirleyen Torrent kalede Peña'nın önünde Sacha Boey, Nelson, Marcao ve Patrick Van Aanholt dörtlüsüne şans verecek. 4-3-3 sisteminde orta sahayı Terim döneminde olduğu gibi Taylan Berkan Çıkaldao üçlüsü oluşturacak. Hücum hattında Kerem ve Mustafa Muhammed'i sağ önde tamamlayacak isim ise henüz netlik kazanmadı. Feghouli, Emre Kılınç ve Babel son formayı kapmak için rekabette. Bu kadro aşağı yukarı zaten Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nin namalup gruplarını namalup bitiren kadroya çok yakın bir kadro oluyor. Galatasaray'da Avrupa Ligi'nde bu 6 maçı, Fatih Terim de Avrupa Ligi'nde bu 6 maçı Taylan Berkan Çıkaldao ile oynadı. Savunma dörtlüsü de sağlıklı olduğunda Boey, Nelson, Marka, Van Aanholt'tu. Ön tarafta sol açık her zaman Kerem'di. Zaten elinde Pulgar'ı Gomis'i olmadığı için Santifor'u Cagne ya da Muhammed ya da Halil'di. Hemen hemen bu kadroyla Avrupa Ligi gruplarını oynamıştı. Eğer Galatasaray Barcelona karşısında bu ve benzeri bir 11 ile çıkacaksa gruplar 11'i gibi görünüyor. Oyunun da gruplardaki evet Marsilya ve Lazio oyununa benzemesi çok doğal. Galatasaray gruplarda %44 ortalama toplu oynamıştı. Genel olarak geçiş oyunu tercih etmişti. Marsilya'ya ve Lazio'ya karşı çok başarılı uygulamıştı bu stratejiyi. Geçişlerde Kerem, Çıkaldao başrol oynamışlardı. Oradan hani geçmişten bir şeyleri transfer etmek lazım Barcelona maçlarına. Çünkü Barcelona ne olursa olsun büyük bir ihtimalle topu rakibine vermeyecek. Özellikle son bir ayda Şubat ayı içinde Valencia'ya vermediler. Athletic Bilbao'ya vermediler. Napoli'ye vermediler. Atletico Madrid'e vermediler. Çok ciddi rakiplerle oynadılar ve bu söylediğim tüm takımlara yanılmıyorsam 4 attılar. 4-1, 4-2 falan bitti o maçlar. Valencia, Athletic Bilbao, Atletico Madrid, Napoli hepsi 4 attılar. Topa da sahip oldular. Galatasaray'a karşı topa sahip olmak isteyecekler. Galatasaray'da ister istemez topu bir miktar Barcelona'ya bırakarak, çünkü başka çaresi de olabileceğini sanmıyorum, Barcelona'nın tamamlayamadığı hücumlarda geçiş stratejileri arayacak. Peña'nın kalede olması aslında avantaj gibi görünüyor bana. Enteresan bir şekilde. Çünkü Peña bu geçişlerde o 50-60 metre topları iyi atabiliyor. Ayağı çok iyi. Bu anlamda hani eski kulübüne kendini göstermek isteyecektir muhtemelen. Çünkü orada hak ettiği fırsatları bulamadığını da düşünüyor olabilir. Belki o da bir avantaja dönüşebilir Peña'nın varlığı diye düşünüyorum. Haberin içerisinde şöyle bir önerme var. Konya, İttifak Holding Konyaspor maçında forma şansını iyi kullanamayan Pulgar ve Gomis kadro dışı bırakıldı. Şimdi Gomis forma şansını kötü kullandı gerekçesiyle kadro dışı bırakıldı. Yanlış hatırlamıyorsam eğer Galatasaray'da en fazla topla buluşan oyuncu 103 ile Marcao, 85 ile Nelson, 83 ile Patrick Van Aanholt. 3 tane savunma oyuncusu. Evet. En çok topla buluşan oyuncu. Galatasaray topu ileriye taşıyamamış. Orta alanda ne hücumda ne savunmada herhangi bir direnç gösterememiş. Dolayısıyla bu çerçeve, eğer yanlış hatırlıyorsam siz düzeltin. Bu çerçevede bütün yapmak istediğini sahaya yansıtan bir Konyaspor karşısında ağırlıklı olarak gedikleri kapatmaya ve pozisyon vermemeye oynayan bir takım görüntüsünde. Gomis burada formayı nasıl şey yaptı? Siz söyleyin. Kaybetmemiş. Şansı. Yok yok. Hoca bilir tabii ki. Ben bu cümleye, bu önermeye bir antitez geliştirebilir miyim? Az önce soruyorum. Şu aklıma gelmişti. 23 dakikada hat-trick yaptı ya. Robert Lewandowski ve şampiyonlar tarihinde evet. Maçın başlangıcında en erken hat-trick yapan oyuncu oldu. Peki izleyicilere soralım.
şampiyonlar tarihinde en kısa sürede hat-trick yapan oyuncu kim? Maçın başı değil, maçın herhangi bir anında. En kısa sürede hat-trick yapan oyuncu Gomis. 8 dakikada hat-trick yapmıştı Lyon formasıyla. O aklıma geldi size o bilgiyi verirken. Yani bu seviyelerde çok ciddi deneyimi olan bir oyuncu Bafé Gomis. O yüzden hoca belki de Gomis'le başlayabilir birincisi. İkincisi sizin açtığınız pencereye girirsek. Yine ben orada hocanın 10 Mart Barcelona Galatasaray eşleşmesine doğru Pulgar ve Gomis'i biraz daha erken oynatmaya başlayarak, biraz daha erken forma vererek onları buraya hazırlayamadığını düşünüyorum. Özellikle Pulgar'a çok geç forma verdi. Yani Pulgar adapte olamadı ki takıma. Çok da büyük hatalar yaptı Konya maçında ama bir adaptasyon sorunu yaşadığını da düşünüyorum. Gomis'e de Pulgar'a da biraz daha erken acaba ilk 11'de forma verse, birkaç maç ilk 11'de sürekli oynayarak adaptasyon sürecini geçirseler acaba Barcelona deplasmana daha mı hazır gelirdi bu iki oyuncu diye düşünmeye edemiyorum. Özellikle Pulgar. Yani Pulgar çok az şans buldu. O zaman UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçları bugün başlıyor değerli izleyenler. Grafiğimiz geldi ekranlara. Saat 20.45'te Porto, Lyon ve Real Betis, Eintracht Frankfurt maçları var. Yarın saat 20.45'te Sevilla, West Ham United'da oynayacak. Saat 23 slotunda Atalanta, Bayer Leverkusen, Braga, Monaco, Rangers, Kızıl Yıldız ve temsilcimiz Galatasaray'ın Barcelona deplasmanı var. Şu son 16'da Porto şampiyonlar şampiyonluğu olan bir takım. Lyon yarı finali var. Monaco finali var. Sevilla 5 tane UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu var. Barcelona sayısız şampiyonlar şampiyonu var. Galatasaray Kupa 2'yi kazanmıştı var. West Ham United belki şu anda en formda olanı. İngiltere Ligi'nde şampiyonlar pozisyonu zorluyor. Leipzig zaten burada yok çünkü turu geçti. Leipzig de bu arada 8. takım çeyrek finaldeki. Yarı finali var değil mi? Çeyrek finali var Şampiyonlar Ligi'nde. Çeyrek finali var. Çeyrek finali var. Yani acayip bir son 16 seti, takım seti. Yarı finali bu şey Covid yüzünden ertelendiği sene yarı final yapmış mıydı? Ben de orada tereddüt ettim. O çeyrek final miydi, yarı final miydi? Yarı finaldi galiba. Nagelsmann'a Leipzig yarı finale çıktı. O yaptılar evet. Değil mi? Acayip bir Tolga takım hemen seti. Bir bakar mısın lütfen? Kafamı karıştırdı şimdi o sezon çünkü ertelendi. Sonra tekrar tek bir yerde hızlı sıkıştırılmış oynandı vesaire. Evet. Atalanta çeyrek finali var. Onu saymadık. Leipzig yarı final yapmış. Braga UEFA Kupası finali var. Yani say bitmiyor. Kızılyıldız Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu var. Demin şey konusu havada mı kaldı? Gomis konusu. Sanki bana katılmadınız gibi geldi. Yok katıldım. Formayı kaybetme konusunda. Belki de kaybetmemiş. Kötü müydü? Yani. Çok uzattım belki de o yüzden. Kötü müydü? Yani formayı kaybedecek kadar kötü müydü? Gomis yoksa takım mı kötüydü? Bir tane topu eline aldı ya. Ceza sahası solda. Gayipten düdük duymak suretiyle. Tribünden evet. Ya gayipten düdük duydusan bile niye eline aldın ki o topu? Orada bence kendi morali de bozuldu. Yarı final oynamış. Yarı finalde. Evet evet doğru hatırlıyorsunuz Paris Saint-Germain. Acayip bir takım seti değil mi? Son 16'da tarihsel olarak baktığın zaman, genetik olarak baktığın zaman, yakın tarih olarak baktığın zaman böyle bir takım seti çok az oluşuyor. Çok güçlü bir Avrupa Ligi son 16'sı oluştu. Gerçekten öyle. Şimdi Uğur Bey Spor Toto Süper Lig'e döneceğiz ve de istatistiklere geride bıraktığımız Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasının istatistiklerine bakacağız. İlk olarak en çok mesafe kat eden takımlar geliyor ekranlarınıza. Haftanın en çok koşan takımı 122 kilometreyle Medipol Başakşehir oldu. Galatasaray diğer dört büyüklere baktığımızda birincinin ardından dört büyüklere baktığımızda 117,5. Trabzonspor 117, Beşiktaş 113,4 ve Fenerbahçe 112,4 ile tamamladı 28. haftayı. Burada bir kişi eksik. Oynadı Fenerbahçe. Tabii. Hem de 17. 18. dakika itibariyle. Yani yaklaşık 7-8 kilometre daha fazlası olurdu diye tahmin edebiliriz herhalde. Doğru. Eğer 11-11 bitirseydi. 120 olurdu en az. Herhalde yani öyle ikinci kabaca. İkinci sırada olurdu en azından. Bir tahminde bulunabiliriz. 11-11 oynansa. Yani Başakşehir'in, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Trabzon'un da kat ettiği mesafeler gayet iyi çıkmış bu hafta. Tabii iyi maçlar oynandığı için. Trabzon Fener'le oynuyor. Galatasaray Konya'yla oynuyor. Başakşehir Beşiktaş'la oynuyor. Ve top da yani oyunda kalma süreleri de hep yüksekti bu hafta. 3 haftadır tahmin ediyorum. 3 hafta oldu.
ligin seviyesi iyi. Yani maçları izlerken keyif alıyoruz. Çok fazla kesiliyor, çok hayatımızdan çalınıyor diye şikayetlenmiyoruz. 3 haftadır ligin seviyesi iyi. Oyuncu bazında en fazla mesafe kat eden oyuncular kim? Burada birinci sırada Tolga Ciğerci var. Buranın gedikli isimlerinden. Crespo özellikle son dönemde yaptığı atakla buralarda. Berkan Kutlu'yu hep görüyoruz buralarda. Lucas Bilia özellikle 1-1,5 aydır hep en fazla mesafe kat eden oyuncular listesinde mutlaka yer buluyor. Zayt ve Jetson Fernandez de ilk altıyı tamamlayan isimler. Hemen hemen aynı geçen haftayla. Zayt'sa parantez açalım. Buyurun. Çünkü burada mesela Tolga zaten bu mesafeyi kat etmezse varlık nedeni o. Bu mesafeyi kat etmezse Tolga olmaz. Tolga diye bir oyuncuya ihtiyacın olmaz. Crespo için, Berkan için de benzer şeyleri söyleyebiliriz ama Jetson, Zayt, Bilia yaratıcılık da ekliyorlar kat ettikleri mesafeye. Jetson ve Bilia alışığız. Zaten onları sezon başından beri, Jetson da geldiğinden beri ziyadesiyle övüyoruz. Zayt'ı da takdir edelim. 6 gole ulaştı ve o ikinci santrfor koşularıyla çok güçlü skor katkısı yaptı. Zayt'ı da tebrik edelim. Haftanın enleri değerli izleyenler gelsin ekranlarınıza. En çok pas arası yapan oyuncu İttifak Holding Konyaspor'da Hacı Ahmetoviç bu hafta geride bıraktığımız hafta güzel bir oyun ortaya koydu. Takımında en çok orta sahada topla buluşan ve oyunu yönlendiren oyuncuydu diyebiliriz. En çok çalım atan oyuncu Emre Mor. Emre Mor özelinde Uğur Bey son 2-3 maçtır ciddi bir çıkış yakaladığını söylemek lazım. Ancak hala kolektif oyunla ya da oyununu kolektif hale çevirmeyle ilgili bir sıkıntı yaşıyor. Hala çok bireysel oynuyor diye ben gözlemledim. Bilmiyorum katılır mısınız? Rakip ceza sahasında en çok topla buluşan oyuncular Tayfur Bingöl ve Poyan Palo. En çok hava topu kazanan oyuncu Atakaş Hatayspor'dan Mamed Yuf. 15'te 9 yapmış. En çok şut çeken oyuncu da zaten oynamaya, düzenli oynamaya başladığından beri Balotelli orayı bırakmıyor. Öyle bir yetkisi var onun. Öyle bir yetki doğru. Kulüp tarafından. Tayfur dikkat çekici. İnişli çıkışlı performansı Farioli ile beraber çıkışa geçti. Defansif ofansif onu kullanabiliyorsunuz, bek kullanabiliyorsunuz, açık kullanabiliyorsunuz. Farioli geldiğinden beri Tayfur'u Türkiye Kupası'na çok kritik bir gol attı ve takımını yarı finale taşıdı Gaziantep karşısında. Burada da ekranda Eren Can'a yaptı. Güzel asist var. Haftanın dikkat çeken oyuncularından biri. Hacı Ahmetoviç hem defansif hem ofansif verilerini yükseltmeye devam ediyor. Konyaspor'un anahtar oyuncularından bir tanesi. Yokluğunu hissetmişlerdi. Geri döndü, varlığını da hissettiler. Hacı Ahmetoviç'i de tebrik edelim. Az önce bahsettiğiniz topun oyunda kalma. Ha Emre Mor, Emre Mor'la alakalı bir şey eklemek ister misiniz? Kesinlikle tabii ki. Tercihlerde zaten en büyük sıkıntısı kariyeri boyunca tercihler oldu. Hani pas atması gereken yerde pas, şut atması gereken yerde şut, çalım atması gereken yerde çalım. Zidane'ı büyük yapan şey, Paul Scholes'u büyük yapan şey, Gerrard'ı büyük yapan şey doğru kararlar vermeleri. Yoksa yetenek, evet çok büyük yetenekli futbolcular dünyadan geldi geçti. Ama doğru kararlar verebilenler en büyük oldu. Frank Lampard'ı en büyüklerden biri yapan şey doğru kararlar vermeleri. Emre Mor'un da karar verme konusunda elbette daha gelişmesi lazım. Ama Emre Mor da öyle bir kariyer yaşadı ki Benjamin Button gibi. Önce çok büyük oldu. Şimdi yetişme aşamasını yaşıyor. Halbuki tersi olmalıydı. Yani Borussia Dortmund'a belki de çok erken gitti. Talihsiz bir transfer oldu. Çok erken onun için büyük paralar ödendi. Çok erken milli takımda ona taşıyamayacağı, omuzlarına ağır gelen sorumluluklar verdik. O yüzden şu an spotların onun üzerinde olmaması Emre Mor'a iyi geliyor. Doğru. O gelişim sürecini şimdi tamamlıyor. Şimdi topun oyunda kalma süreleri ve faul sayılarına bakalım. En yüksek 62 dakika 52 saniyeyle Babakars Fatih Karagümrük Altay maçında top oyunda kaldı. Ve bu maç 23 faul ile tamamlandı. Haftanın en kısa süre topun oyunda kaldığı maçı Göztepe Kasımpaşa ve faul sayısı da 35. Halbuki mücadele şeyi yüksek, temposu yüksek bir karşılaşma oldu. Değil Göztepe Kasımpaşa ve gollü de bir maç oldu. Ben de şaşırdım. Ki Göztepe ile Kasımpaşa'yı burada sık görmüyoruz. Yani vallahi demezdim 45'i görmeseydim orada bu maç 45 dakika top oyunda kaldı diye. Öncelikle ligin genelinde 10 maçın 8'i 57 dakika ve üzeri. Bu çok iyi haber.
Çünkü bizim Süper Lig ortalamamız 54 civarında. 10 maçın 8'inde 57 ve üzeri topun oyunda kalması. Yani tüm bu isyanımız, tüm bu çığlıklarımız sanki sahadan duyuluyor. Daha fazla oynamaya ve oynatmaya yönelik bir 2-3 hafta. Geçen hafta da verileri iyiydi. Sadece 2 maçta veriler sıkıntılı. Gaziantep ve İzmir'de oynanan maçlarda. Onlara nazar boncuğu diyelim. Umarım önümüzdeki hafta 10 maç birden 55 dakikanın üzerinde olur. Bu konuda da son dönemde ciddi bir çaba harcanıyor belli. Değil mi? Çıkış evet. Var son dönemde. Yani ciddi iyi bir şeyleri ön plana çıkarmak istiyoruz aslına bakarsan. Sonra fantastik bir şey oluyor. İyi şeyleri konuşacak vakit kalmıyor. Mesela şu MHK'nin hakem kararı gibi. Bir anda gündeme bomba gibi düşüyor. Az önce dediniz ya. Bunu konuşmanın bir anlamı olmuyor. Az önce değil. Şeyi konuşurken, Merkez Hakem Kurulu'nun kararını konuşurken, ihale Merkez Hakem Kurulu. Bunu da ekleyebilir miyiz o listeye? Topun oyunda kalma süresini. Süresinin son 3 haftada yükseliyor olmasını. Evet aslında, bunu da ekleyebilir aslında miyiz bunu listeye? Bir numaralı başlık olarak biz konuşurduk. Hep söylüyoruz. Sürekli konuşurduk. Ama konuşamıyoruz. Çünkü ihale konuşuyoruz. Çünkü işte hakem 13 evet. Hakemin Mart'ta el çektirilmesini konuşuyoruz. Üzücü. Golle biten hücumda yer alma 28. hafta. Buradaki liste çok fazla değişmiyor. Listenin birincisi, ikincisi, üçüncüsü Bakayeme, Edin Visca ve Matias Vargas. Lobjenitse burada 4. sırada Umut Bozok ve Efecan Karaca şeklinde devam ediyor. Katkı vermeye devam ediyor bu oyuncular takımlarına. İlk 20 var önümde. Mesela burada 6. Efecan 21. 20 olanlar Cornelius, Gradel ve Okaka. 19 olanlar da Maxim ve Kerem. Yani evet. Genelde Cornelius burada oluyordu. Bir oyuncu onu alaşağı etmiş. İlk Efecan. Altından. Efecan mı geçmiş? Efecan girdi oraya. İlk 11 oyuncu içinde, hatta ilk 20 oyuncu içinde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'tan tek oyuncu Kerem. İlk 20'den 3 İstanbul büyüğü Kerem'le temsil ediliyorlar. Dikkat çekici giriş, ilk 20'ye giriş Hayradinovic. 17 gol katkısına çıkmış. Kasımpaşalı Hayradinovic'in altını çizelim. Çıkışı, yükselişi dikkat çekici. Uğur Bey, şimdi ara transfer döneminde takıma katılıp en çok gol katkısı veren oyuncular şeklinde bir grafiğimiz var. Sadece şunu söylemek istiyorum. Trezeguet'i bir kenara bırakalım. Fernando'nun da tamam. Muleka çok flash bir şey. Ancak Jetson Fernandez ve Chiquinho ilk yarıda kendi takımlarında düzenli oynamadılar. Evet. Ama ligimize gelip en fazla koşan, ikili mücadelelerde en fazla ayakta kalan iki oyuncu burada takımlarına en fazla katkıyı veren oyuncular olarak yer buldular. Sadece onu söylemek istiyorum. Değil mi? Benfica'dan hazır geldiler. Çok fazla direkt oynamadılar. Ama. Hele Jetson neredeyse hiç oynayamadı. Jackson Muleka da Anderlecht'ten kiralık. Bonservisiyle ilgili bilmiyorum. Bir görüşmesi, bir anlaşması var mı? Kasımpaşa çok, takımının. Çok büyük katkı sağladı. 4 maçta 4 gol 2 evet. Asist. İnanılmaz bir istatistik. Yaşı da genç. Demokratik Kongolu diye hatırlıyorum. Yanılmıyorsam Zaireli yani. Biz çocukken Zaireli o ülke biliyorsun. Sonra Demokratik Kongo oldu. Yanlış hatırlamıyorsam Muleka da lige çok büyük değer kattı. Trezeguet zaten ilk döneminde de böyleydi. Yine bıraktığı hızlı bir yerden şekilde, devam ediyor. Evet, etki etmeye devam ediyor. Fernando'yu zaten daha önce değerlendirmiştiniz. Antalyaspor'un, Fraport'ta Antalyaspor'un önemli bir takviyesi ve hazır gelip doğrudan oynattığı oyuncu. İlk hafta oynamıştı değil mi? İlk maçında oynamıştı Fernando'da. Oynamıştı ve hep de maçın adamı oluyor. Hemen hemen oynadı her maçta kendi takımı adına. Yine istatistik bir haber, ancak bu sefer bizim istatistiğimiz değil, gazeteden değerli izleyenler. Hepsini verdik değil mi? Doğru. Tamam. Sabah gazetesi gelecek ekranlarınıza. Başarı oranı %10. Beşiktaş rakip kaleye gönderdiği 421 şutun 379'undan sonuç alamadı. Maç başı gol ortalaması 1.5'ta kalan siyah beyazlı ekibin her 10 şutundan sadece biri ağlara gitti. Kartal serbest vuruşlarda da karavana attı. 16 denemenin hiçbirinde fileleri tutturamadı. Sezonda 21 topu da direkten döndü diye hatırlatıyor Ogün Şahinoğlu haberinde Sabah gazetesinde. Tebrik ederiz kardeşimizi ama diğer takımlar ne yaptı acaba? Hani Beşiktaş bu %10'la ligin neresinde? Değil mi? Buradan kendisine bir daha geniş muhtemelen genç bir kardeşimizdir. Bir ağabey tavsiyesi.
böyle bir haber üretiyorsanız değil mi? 421'de 42 isabet, %10 ne demek? Mesela belki çok geliş yapmıştır, yaptı. Sayfada yer kalmamıştır. Belki de. Belki ya de Nizam Paşa kurban gitmiştir. Bizde yani. Biliyorsun rakam olunca insanlar çok fazla rakam mı ha, tamam falan diyiveriyor. Bilmez mi? Belki de yapmıştır arkadaşımız ama Uğur Bey'in lafı da kulağında olsun. Biz yarına bunu veririz. Tolga Stats bunu tamamlar bizim editörümüz. Ben baktım burada önümdeki kağıtlarda yok. Bireysel olarak var ama takım performansı olarak yok elimde. Mesela Balotelli %42 isabetle oynamış. Batshuayi inanılır gibi değil %50 isabetle oynamış. Yani şut sayısı azdır. 70 şutta 35 kaleyi bulan ama kaleyi bulan cılız şutlarının sayısı çok. Kaç Balotelli şut 92 şut atmış. Evet. Dediğiniz gibi vuruş kalitesinde de problem sıkıntı yaşadı var, evet. Batshuayi. Öyle çok kaçırdı. Umut Bozok fantastik. %56 isabet 13 gol. Kaç şutta? 61 şut, 34 isabet, %56 isabet, yüzdesi 13 gol. Umut Bozok nazar değmesin. Yarın dediğiniz gibi bunu daha geniş görelim. Aynen öyle. Tolga unutmayalım bunu. Bir sonraki sayfamız. Kartal'a 2 iyi, 2 kötü haber demiş. Başakşehir maçı kadrosunda yer almayan Vida ile Joseph dünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Ancak Atiba ile Wellington Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Wellington'un durumu ciddi. Başakşehir maçında sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Joseph de Souza ile Sivasspor, Demir Grup Sivasspor maçının 11'inde yer alıp boyun spazmı geçirmesi nedeniyle önce 11'den çıkarılan ardından Yukatel Kayserispor ve Medipol Başakşehir maçının kadrosunda yer almayan Vida da antrenmanda yer aldı. Her iki oyuncu da Galatasaray derbisinde forma giyebilecek. İki müjdeli habere iki de kötü haber eklendi. Wellington'un arka adalesindeki kanama ve kısmi yırtık. Atiba'nın arka adalesinde ise gerilme ve ödem tespit edildi. Atiba ile Wellington hafta sonundaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecekler. Ya Wellington için değil de Atiba için gerçekten kötü haber diyebiliriz herhalde. Çok iyi oynamıştı. Değil mi? Başakşehir maçında geriden çıkışlarda başroldeydi. Hem boş alanlarda buluştuğu toplar hem de arkadaşlarını doğru bölgelere yönlendirmesiyle Başakşehir'in önde baskısının kırılmasında bir yönetim performansı göstermiş. Yönetici performansı göstermişti. Tabii ki muhtemelen Joseph dönüyor anladığım kadarıyla değil mi? Öyle. Joseph dönüyor ama Atiba'nın Başakşehir performansına bakarak özellikle yokluğu hissedilecektir diye düşünüyorum ben de. Uğur Bey, Sergen Yalçın döneminde Sergen Hoca Atiba'yı daha gole yakın bölgede oynatıyordu. Önder Hoca biraz daha geride, geride savunmanın önünde oynatıyor. Performans olarak Atiba burada daha faydalı oluyor diyebilir miyiz? Joseph de Souza'nın yokluğu. Rolü ne değiştirdi biliyor musun? Teixeira. Teixeira ile Beşiktaş 4-1-4-1'den 4-2-3-1'e döndü. Teixeira'nın da son zamanlarda oldu bu dönüşümlü. Sizin de burada konuştuk. 3 haftadır belki 4 haftadır belki. 3-4 hafta. Burada da Önder Hoca'ya bir şey vermemiz gerekiyor herhalde. Kredi vermemiz gerekiyor bu tercihinden. Bu konulara kafa yoruyor Önder Hoca, çok belli. Şimdi dörtlünün onda daha önce ne oluyordu? Pjanic 6 numara oynuyordu mesela. Josef Atiba 2-8 oynuyordu. Kaleye daha yakın. Doğru. Ama son dönemde Teixeira düzenli oynamaya başladı. Teixeira ikinci santrfor gibi oynuyor. Güven Teixeira adeta 2 santrfor gibi oynuyorlar. Orta saha ikili oldu. Teixeira'nın kariyerinde böyle bir şey ilk defa denediğini söyleyebilir misiniz oyun olarak? Hangisini? Talisca modelinden daha bir orta saha oyuncu modeline. Ya da her ikisini de yapabilen bir oyuncu. Daha çok ikinci santrfor gibi oynuyordu şu an oyunda gibi. Yani son Başakşehir maçında oynadığı gibi. Başakşehir maçına dikkat et, güvenle çift santrfor gibi oynadılar. Daha çok orta sahaya katkı veren, oyunun içerisinde pas istasyonu olan daha fazla koşan bir Teixeira diyorum. Böyle bir hususiyeti yok. Adam yok. Golcü, asistçi. Kaleye yakın ikinci santrfor gibi oynuyorlar. Onun sinyalini veriyor mu diye soruyorum. Evet, son maçlarda daha fazla oyun içinde değil mi? Daha az kayboluyor. Çünkü Teixeira ile ilgili önemli problemlerden şu biri. Maçı izlerken 5 dakika Teixeira'yı görüyorsun, 5 dakika görmüyorsun. Kayboluyor. Top almadığı zaman oyun içinde yok oluyordu. Son 2-3 hafta Teixeira'yı daha çok görüyoruz. Daha fazla oyun içinde, daha fazla pas trafiğine katılıyor. Daha fazla top istiyor, daha fazla boşa çıkıyor ve daha fazla pozisyona giriyor. Bekleyen o anlamda. Aynen öyle. O belki de erken bunu söylemek için hani bir daha kompakt bir oyuncu olma yönünde evriliyor mu acaba diye düşündüm ama belki de erken, daha o kadar veri yok elimizde bunu değerlendirmek için. Şimdi bazı sadece oyuncular öyle böyledir. Top alınca hayatta kalır yani. Oynayınca hayatta kalır. Topa dokununca performansı artar. Dokundukça daha fazla sahanın içinde kalır. Teixeira da öyle. Bazısı soğukkanlıdır. 10 dakika gizlenir, 11. dakika gol atar. Hatta 11. dakika gol atmak için 10 dakika gizlenir. Bilinçli olarak gizlenir.
gizlendikten sonra bir ortaya çıkar, savunmanın dengesini bozar. Teşeri öyle değil. Teşeri topa dokundukça hayatta kalıyor. Bu Pjanić hiç ismi geçmedi az önce. Haberin sakatlığı içerisinde. Var. Devam ediyor değil mi? Süresini bilmiyoruz. Sayfaya? Bilemiyorum durumunu. Yok, hiç görmedim şey. Evet, o anılmadı haberde. Pjanić'in P'si yok, şuradan bakayım. Tekrar atlamayalım. Yok, sadece şey. Joseph de Souza ve Vida dönüyor. Atiba ve Wellington ise Galatasaray maçında oynayamayacak diye yazmış. Herhalde şey devam ediyor. Ancak son 2 ya da 3 maçı referans alacak olursak Pjanić'i ne kadar arıyor diye sorsam mı Beşiktaş? Yani Gezal'ı arıyor mu acaba, bilmiyorum. Performans yapıyor ki. Evet. Teşiyer'e öyle bir performans yapıyor ki sanki o bölgede ilk yarıdaki kadar aramıyor, en azından öyle söyleyelim. Ya Pjanić tabii çok özel bir oyuncu. Elbette varlığıyla fark yaratabilir, ekstra yaratabilir. Ama Beşiktaş Başakşehir'in de geriden akılcı çıktı mı çıktı. Özellikle 20-25 dakikalık baskıyı kırdıktan sonra çıktı. Beşiktaş ön tarafta yaratıcı mıydı? Yaratıcıydı. Gerçekten Başakşehir maçında tek eksik gol vuruşlarındaydı. Tek eksik oydu. Yani Beşiktaş Başakşehir özellikle ikinci yarı tek taraflı bir müsabakaydı. Ve Beşiktaş'ın tek eksiği topu 3 direğin arasından dürtmekti. Belki de Güven de iyi oynarken çıktı. Teşehir de iyi oynarken çıktı. Belki orada hoca o konuda da içerideki forvet sayısı hatırlayabilir. Bunlar çıkartılmayabilir miydi diye eleştirilebilir. Ama sıra ona gelmedi. Hani o Necip değişikliği o kadar manşetleri çaldı ki. Evet. Teşehir'e Güven değiştiğini konuşamadık bile. Böylelikle de süremizin sonuna geldik. Uğur Melek'e çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, bugünlük bizden bu kadar. Yarın yine aynı saatte tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın.